Gel bakalım. Kefaletin ödendi. Yürüyün. Muhtar hanım, lütfen bizi affedin. Evet muhtar hanım, bağışlayın bizi. Çok büyük bir hata yaptık. Benim kimseye affedecek durumum yok. Bunun için Tanrı'dan sizi bağışlamasını dileyin. Tanrı sizi affedebilir. Ama ben bu yaptığınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Burada Giotti'nin çocukluğu söz konusu olmasa en ağır cezayı almanız için elimden geleni yapardım. Ama bunu yapamam. Sizin hatanızın bedelini Giotti'ye yükleyemem. Kefalet bedelini bu yüzden ödedim. Muhtar hanım, samimi söylüyorum. İkimiz de her şey için çok pişmanız. Biz bir günah işledik. Engel olmasaydın çocuğumuzun yüzüne nasıl bakardık bilemiyorum. Giotti, affet bizi kızım. Herkes bu çocuk evliliğini sizin engellediğinizi söylüyor efendim. Bir yorumda bulunmak ister misiniz? Bunu benim yaptığımı söylemek yanlış olur. Çünkü bu konuda ilk inisiyatif alan kişi Cesar Muhtarı Bayan Anandi'dir. Ben polise haber verdikten hemen sonra oraya gittim. Bu konuyla ilgili sorularınızı ona yöneltmeniz çok daha yerinde olacaktır. Düğüne kimin engel olduğu önemli değil. Önemli olan bu evliliklerin ülkenin birçok kesiminde hala rağbet gördüğü ve devam ettiğidir. Bize düşen şey toplum olarak güç birliği yapmak ve bu yanlış geleneğe bir an önce son vermektir. Sizden ricam, yazılı ve görsel basın olarak bu mesajı insanlara iletmeniz ve bu konuda bize destek olmanız. Sağlıklı bir toplum için bu yanlış geleneği bir an önce bitirmek zorundayız. Bu çok önemli. Yerel yönetim olarak siz ne yapıyorsunuz? Bu sizin de göreviniz değil mi? Biz yerel yönetim olarak mücadele ediyoruz. Bu yüzden 2 yıldan beri bu köyde kimse böyle bir şeye cüret etmedi. Bugün olan hadise istisnai bir şeydi. Şimdi bize düşen görev, gelecekte benzer olayların önüne geçmek için bunu örnek göstermektir. Devlet bu sorunun farkında arkadaşlar. Aslında sırf bu sebepten ötürü bugünden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir kuralı uygulamaya koyduk. Bundan böyle yapılacak bütün evliliklerde davetiyelerin üzerinde damadın ve gelinin yaşları da yer alacak. Bu kuralı yerine getirmeyen olursa damadın ve gelinin evliliği geçersiz kabul edilecek. Anne ve babalar suçlu kabul edilip cezalandırılacaklar. Suçlu mu? Neden suçlu kabul edilsinler? Bu geleneğe niçin karşısınız? Bu yaygaranın sebebi ne? İyi günler. Benim adım Gagan Prasad. Bu bölgedeki gazetelerin temsili müdürüyüm. Neden bunu sorun ediyorsunuz? Kızların küçük yaşta veya daha sonra evlenmeleri neyi değiştirir? Söylesenize, ne var bunda? Kız annesinin evinden çıkıp kayınvalidesinin evinde yaşamaya başlayacak. Ayrıca hemen evlilik diye bir şey söz konusu da değil. Kız sadece kayınlarının evine taşınıyor. Orada olgun bir gelin olması bekleniyor. Yanlış yoldasınız. Bu geleneğin ne kadar yararlı olduğunu görmezden geliyor. Yeni nesil gençler aşk kisvesi altında çok şeyler yapıyor. Bu gelenek sayesinde gençler hatalardan uzak duruyor. Çünkü başlarının bağlı olduğunu biliyor ve buna göre davranıyorlar, anlıyor musunuz? Ne demek istiyorsunuz? Çocuk yaşta evlilik doğru mu? Kesinlikle öyle. Bu sayede aileler çocukları için uygun bir eş buluyor. Erken yaşta evlenen kızlar kayınlarının evinde uzun bir eğitimden geçiyor. O evin adetlerini ve düzenini öğreniyorlar. Bu gelenek asırlardır devam ediyorsa bu sadece faydalı olduğu içindir.
Beni en çok şaşırtan da sizin bunu bir türlü kabul etmemeniz. Boş ver. Bu adam sadece ortalığı karıştırmak istiyor. Ona cevap vermek zorunda değilsin. İstemiyorsan görmezden gel. Bay Gagan Prasat. Sanıyorum sizin çocuğunuz yok. Doğru mu? Yok. Ne olmuş? Demek ki siz hiç böyle bir şeye maruz kalmadınız. Bu yüzden de bu yanlış gelenek hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu köklü gelenek için ne cüretle yanlış diyebiliyorsunuz siz? Sen bu gelenekten yana olabilirsin. Ama sırf bu yüzden kaç insanın çocukluğunun mahvedildiğinin farkında mısın acaba? Bunu hiç düşündün mü? O çocukların bütün hayalleri ellerinden alınıyor. Nasıl bir acı yaşadıkları hakkında hiçbir fikrin yok senin. Kız gelin ediliyor. Gencecik bir yaşta bambaşka bir dünyaya kayınlarının yanına gönderiliyor. Ama kocası büyüdüğü zaman ona gelin edilen kızın adını hatırlamıyor bile. Veya bir başkasını seviyor. Kendine ayrı bir yol çiziyor. Bir kenara atılmak, istenmeyen kişi olmak nasıl bir acıdır, bunu biliyor musun? Oho! Demek istediğin bu mu yani? İleri yaşlarda evlenenler de başkalarına gönül verebiliyorlar. Bunu bir sebep olarak öne süremezsin. Sen erkeksin. Ama bunu anlamaktan uzaksın. Çünkü bir kadın ancak kendini güvende hissettiğinde mutlu olabilir. Onun paraya veya varlığa değil, sevgiye ve ilgiye ihtiyacı vardır. Sen söyle. Beraberlik bile denmeyecek bir ilişkiyi yaşamak. Bunun ne kadar zor olduğunu hiç düşündün mü? Bu sorun her evlilikte var. Bizim konuştuğumuz meseleyle ne ilgisi var anlayamadım. Beni aydınlatırsanız sevinirim doğrusu. Sözümü tamamlamama izin verecek misin? Az önce çocuğun olmadığını söyledim Bay Gagan Prasat. Bu yüzden de senin için bu meseleyi hafife almak çok kolay. Ama sen bunun nasıl bir acı olduğunu asla bilemezsin. Onların neler çektiğini anlayamazsın. Çocuk yaşta evlilik yapmak zorunda kaldıkları için neler yaşadıklarını. Her kız çocuğu için bu gelenek bir kabus gibidir. Sadece kız için değil. Erkek için de kabustur ama en büyük acıyı kız çocuk çekiyor. Kitaptan ne yazık okur ki. Gibi akıl verme bana. Kitaptan okumuyorum. Uzatma. Sen bizim geleneklerimize karşısın. Gelenekler zamana uyum sağlayıp değişmelidir. Çünkü durgun su erkek çamura dönüşür. Yeter muhtar hanım. Daha fazla dinlemek istemiyorum. Sen kimsin ki geleneklerimizi sorguluyorsun da söyle. Hem seni küçük yaşta evlilikler konusunda bilirkişi yapan ne? Bu yetkiyi sana veren kim söyle? Bu evliliklerin ne demek olduğunu kimse benden iyi bilemez. Ben o acıyı en iyi bilenlerden biriyim. Çocuk gelinlerin neler yaşadıklarını, içine itildikleri çaresizliği, kendilerini nasıl boğulur gibi hissettiklerini, evde bebekleriyle oynamak varken o yaşta evlenmek zorunda kalmalarının nasıl bir şey olduğunu. Bunları iyi bilirim çünkü ben de çocuk gelindim. Bayan Anandi, bu olduğunda kaç yaşınızdaydınız? Evlenmek zorunda mı bırakıldınız Bayan Anandi? Bayan Anandi, sonrasında neler yaşadınız? Eşiniz bugün nerede? Başka bir kadını mı tercih etti yoksa? Çünkü bizim aldığımız duyumlara göre kocanız sizi boşayıp başka bir kadınla evlenmiş. Bu ne zaman oldu? Siz bu durumu nasıl karşıladınız? Yeter, başka soru yok. Gitmemiz gerek. Gel Anandi, gidelim. Bayan Anandi, sorularımıza cevap verin lütfen.
Nandi, Jyoti'nin kayınlarıyla tartışırken ne kadar öfkeli olduğun gözümden kaçmadı. Gözlerinden ateş fışkırıyordu sanki. Ve haklıydın da. Ben de çoğu zaman aynı şeyleri hissediyorum. Ama senin öfkende başka bir şey daha vardı sanki. Bilmediğim bir duyguydu. Bunu oradayken anlayamamıştım. Yaşadığımız gerginliğin sonucu diye düşünmüştüm. Ama şimdi anlıyorum. Bunu sen de yaşadın. Aynı acılara maruz kaldın. Yoğun bir acıya. Çaresizliğe. Ve eminim ki hayatını hiçe sayarak o düğüne engel olmak için her şeyi göze alman bu acının bir sonucuydu. Bak, bu konu hakkında konuşmak istemiyorsan seni anlayabilirim. Çünkü bunları geride bırakmazsak hayat çekilmez olur. Nefreti körükler. Seni yaşadığın toplumdan soyutlar. Ama sen... Sen bunu cesarete dönüştürebildin. Aynı acıyı başkalarının da yaşamasını istemiyorsun. Bu yüzden mücadele ediyorsun. Ve eminim ki bu mücadeleye devam edeceksin. Biliyorum ki başka hiç kimse bu cesareti kendinde bulamadı. Ama sen bunu başardın. Sen aslında herkes için savaşıyorsun. Ve bunun için de sana saygı duyuyorum. Affedersin, ben seni gücendirecek bir şey söylediysem bağışla. Bununla ilgisi yok. Bugüne kadar kendimle ilgili çok övgü aldım. Ama ne tepki vereceğimi hiç bilemedim. Devletten ödül aldığım zaman olduğu gibi. Hakkımda öyle güzel şeyler söylediler ki. Ama o işimle ilgiliydi. Gerçek anlamda güzel bir şeyler işitmek ilk bugün nasip oldu. Sana gerçekten çok teşekkür ederim Kaymakam Bey. Beni anlamaya çalıştığın için, beni yüreklendirdiğin için ve hepsinden önemlisi bana kendimi iyi hissettirdiğin için. Belki de şu sıra en çok ihtiyaç duyduğum şey buydu. Bunu ilk maaşını aldığında da yapabilirdin. Şimdi yapmak zorunda değildin ki. Hem arkadaşlarının bir yere gittiği yok. Ödenecek çok fatura var Cagat. Yapma Gauri. Sen işe verdiğin gün parti vermemiş miydin? O zaman ben sana bu kadar ağır şeyler söyledim mi? Hem mesele parti vermek değil. Önemli olan bu mutluluğu paylaşabilmek. Ben bugün gerçekten çok mutluyum. Benim artık... bir işim var. Ama yarın önemli bir ameliyata gireceğim Cagat. Haliyle sabah zinde olmam gerekiyor. Gecenin bu saati bu şart mıydı Cagat? Gauri, anlamaya çalış. Burası Mumbai, büyük bir şehir. Sosyal hayatın getirdiği bazı kurallar var. Burada dostlukları pekiştirmek son derece önemli. Bu parti de bunun için iyi bir fırsattı. Ben öyle bir hastanede çalışıyorum. Bu basit bir şey mi? Şaka değil bu. Haksız mıyım? Aşk kuşları, mutfakta ne yapıyorsunuz? Buraya gelin artık. Aa, evet. Hadi bakalım, geldiler. Hadi Cagat.
Gauri, baksana seninki nasıl keyifle dans ediyor. Haydi biraz evet. dans edelim. Evet, bravo. Haydi eğlenin. Yemek hazır, herkes sofraya. Elinizdekileri bırakıp buraya gelinim. Çok acıkmıştım zaten. Hayır. Biliyor musun, bu aslında piyango gibi bir şey. Karı koca birlikte hastanede çalışıyorlar. Evet, gerçekten. Olay çok büyük ama parti küçücük. Evet ya, bu olmaz. Bir haksızlık gerçekten. Evet, yani, olmaz, hayır. Bakın, bu kadar büyük bir olayı kutlamak mutlaka dört dörtlük bir parti gerektirir. Evet. En azından kıyas kabul edilebilecek bir şey olmalı yani. Bence her şey gayet güzel arkadaşım. Artık iyi bir işim olduğu için bu partiyi verdim zaten. Yoksa deli miyim ben? Neden bu kadar masraf edeyim ki? Tamam Cagat, öyle olsun. Bize hangi bölümde çalışacağını da söyler misin? Kardiyoloji. Bir saniye. Merak ettim, nasıl oldu bu? Kardiyoloji bölümünün sorumlusu Gauri değil miydi? Öyle değil mi Gauri? Hey, bir dakika. Belli ki burada ilginç bir durum var. Evdeki olayı anladık. Sen kocasın. Karın sana hizmet ediyor. Ama hastanede karın üst olduğu için roller değişiyor. Koca karısına hizmet ediyor. Arkadaşlar, bir düşünün. Cagat'ı Gauri'ye hesap verirken hayal etmeye çalışın. Efendim, bütün hasta kontrolleri yapıldı. 4 numaradaki hasta için EKG gerekiyor. 6 numaradaki dün geceden beri huzursuzdu ama ilaçlarını verince sakinleşti. Bir düşünün. Gauri'nin verdiği cevabı dinleyin. Güzel Doktor Cagat. Böyle çalışmaya devam edin. O zaman her akşam size böyle mükellef sofra hazırlarım. Yapmayın çocuklar. Cagat kendini kötü hissediyor. Biraz insaflı olun. Zavallıcık. Hem kendi evinde hem hastanede karısına itaat etmek zorunda. Bir düşünün. Bu büyük bir sorun olabilir. Farz edin ki Cagat ve Gauri tartıştı, kavga etti. Gauri de hemen hastaneye gitti ve Cagat'ın dosyasını çıkardı. Doktor Cagat'ın davranışları uygunsuzdur diye not düştü. Ben diyorum 6 ay, siz deyin 12. Cagat'ın terfi alması imkansız olur. Bence sizin dünyadan haberiniz yok. Hepiniz aptalsınız. Neden? Hani bir laf vardır ya. Kocanın bir işi varsa ve çalışıyorsa hiç dert etme diye. Evet. Ama doktor çiftimiz için bu lafı biraz değiştirmek gerekiyor. Karın amirse eğer bir şeyi dert etme. Karısı bölüm sorumlusu. Kimse ondan şikayetçi olmaya cüret edemez. Şanslı adamsın Cagat. İnan bana, gerçekten çok şanslısın. Yeter artık, uzatmayın. Buraya Cagat'ın işini kutlamaya mı geldik? Onlarla dalga geçmeyeyim. Sen onları aldırma Cagat. Hepsi kafayı buldu iyice. Ne dediklerini farkında bile değiller. Moralini bozma, tamam mı? Hey Cagat. Kızma dostum. Şaka yapıyorduk, hepsi bu. Sakin ol hadi. Affedersin Cagat. Hadi çocuklar, neşelendirelim onu. Kağıt oynayalım mı? Hadi. Evet, hadi. Hayır. Ben istemiyorum, siz oynayın. Hadi oradan. Mızıkçılık yapma lütfen. Hadi. Hadi oynayalım. Hadi gel oynayalım. Hadi. Hadi Cagat. İşte kartlar. Başlayalım hadi bakalım. Evet hadi. Cagat, alsana şunu. Telefonum çalıyor Cagat, doktor arıyor. Hey Cagat, sosu uzatır mısın? Arkadaşlar hadi ama boş bardakları ve şişeleri yere koyun, tamam mı?
Sehpada çok yer kaplıyorlar. Çocuklar, çocuklar beni dinleyin. Gerçekten çok üzgünüm ama sabah erken kalkmak zorundayım. Önemli bir ameliyata gireceğim için uykumu almam gerek. Cagat, sen de çok fazla takılma olur mu? Ameliyata gireceğim için yerime senin bakman gerekecek. Neyse, sonra konuşuruz. Affedersiniz çocuklar. Hey Cagat, sor bakalım. Bu karının isteği mi yoksa patronunun emri mi? Hey! Bütün yemekler çok güzeldi. Özellikle de helvanın tadı muazzamdı. Beni dinle, bundan sonra Anandi gibi dürüst, çalışkan, onurlu bir kız hakkında tek bir yanlış kelime etmeyeceksin, tamam mı? Buna asla müsamaha göstermem. Anandi, sen içeri git, düğünü durdur! Bu tokat, masum bir kızı zorla evlendirmeye çalıştığın içindi. Bu tokat da Anandi ve ailesine hakaret ettiğin içindi. Yerinde başka biri olsaydı çoktan havlu atmıştı. Ama sen bunu yapmadın ve bunun için de sana saygı duyuyorum. Kafan hiç basmıyor senin. Ne yaparsam yapayım nafile. Sen hep aptal biri olarak kalacaksın. Bu paslı kutuyu kapat artık. Her şeyi içine koy. Kilitle ve kaldır. Geçmişi düşünmeyi bırak. Geleceğe bakmayı öğren. Ufkunu genişlet biraz.
hayat buradakilerden ibaret değil. İyi konuşmayı öğren mesela. Modern kızlar gibi davran. Kendini geliştirmeye, öğrenmeye açık ol. Gerçek şu ki biz başka dünyaların insanlarıyız. Birbirimizden farklı hayatlar yaşıyoruz. İkimiz bir değiliz. Ben seni sevmiyorum Anandi. Başka birini seviyorum. Ben başkasını seviyorum. Neden bizi cezalandırıyorsun? Neden mutluluğumuzu elimizden aldın? Neden bebeğimizi bizden çaldın Anandi? Senin bu hayatta tek bir amacın var. Beni bir şekilde Gauri'den ayırmak. Beni geri getirmeyi kafana koymuşsun. Ama bu olmayacak. Kafan hiç basmıyor mu senin? Ne yaparsam yapayım nafile. Sen gerçekten bir aptal olarak kalacaksın. Bir aptal olarak. Bütün yemekler çok güzeldi. Özellikle de helvanın tadı muazzamdı. Geçmişi düşünmeyi bırak. Geleceğe bakmayı öğren. Elinde başka biri olsaydı çoktan abla atmıştı. Ama sen bunu yapmadın ve bunun için de sana saygı duyuyorum. Ben seni sevmiyorum Anandi. Başkasını seviyorum. Başka biri var. Ben başkasını seviyorum. Bundan sonra Anandi gibi dürüst, çalışkan, onurlu bir kız hakkında tek bir yanlış kelime etmeyeceksin. Kafan basmıyor mu he? Ne yaparsam yapayım nafile. Sen hep aptal biri olarak kalacaksın. Sen hep aptal biri olarak bütün kalacaksın. Bütün yemekler çok güzeldi. Özellikle de helvanın tadı muazzam. Kafan hiç basmıyor mu senin? Ne yaparsam yapayım nafile. Sen gerçekten bir aptal olarak kalacaksın. Elinde başka biri bir olsaydı aptal olarak. Abla atmıştım. Ama sen bunu yapmadın ve bunun kafan için basmıyor mu he? Sana saygı duyuyorum. Ne yaparsam yapayım nafile. Yerinde başka sen biri hep olsaydı aptal biri olarak kalacaksın. Sana saygı duyuyorum. Sen hep aptal biri olarak kalacaksın. Bu taraftan içeri getirin. Aman dikkat edin bir yere çarpmayın. Hadi. Buraya getir. Böyle bırak. Tamam, evet. Sen de acele etmeyin. Evet, şöyle bırak. Evet, güzel oldu böyle işte. Tamam. Vaktimiz var, rahat olun. Aa, onları içeri götürün, hepsini mutfağa bırakın. Gene neredesin? Sen de tut bir işin ucundan, hadi. Geldim anne. Aa, şey onlar buraya. Ha, tamam, koltuğun önüne bırakın. Dikkat edin, birden bırakmayın. Babaanne, neler oluyor? Nedir bütün bunlar? Kutlama mı var? Evet öyle. Bugün Şiv'in doğum günü canım. Happy birthday. Ben de parti hazırlığı yapıyorum. Neden? Yani Kaymakam Bey'in doğum gününü neden burada kutluyoruz ki? Olamaz mı? Benim evim kutlama için uygun değil mi yani? Mesele ne? Bana yakıştıramadın mı? Demek istediğim bu değildi babaanne. Ama Kaymakam Bey'in lojmanda kaldığını biliyorsun. Ben de bu lojman lafına alışamadım bir türlü. Anla işte, lojman gibi bir yerde kutlama olur mu? Kaymakam Bey gibi büyük bir adama yakışır mı? Kuşlar bile orayı beğenip yuvalamazken Şiv gibi bir adamın doğum günü orada kutlanır mı? Sen bunu o adamın büyüklüğüne yakıştırabilir misin? Tabii ki yakıştıramazsın. Doğum gününü burada, bu evde kutlayacağız. Düşünüyorum da bu evi en son ne zaman süslediğimizi hatırlamıyorum bile. O kadar uzun olmuş yani. Baştan aşağı her yerde süslensin istiyorum. Hiçbir masraftan kaçınılmasın. Sen her şeyle birebir ilgilenirsin, tamam mı? Bu işin bütün sorumluluğunu sana veriyorum. Ama babaanne, benim yapacak bir sürü işim var. Önce okula gideceğim, sonra ihtiyar heyetiyle aylık görüşmem var. Asla olmaz. Bugün bir yere gitmiyorsun. Burada olman gerek. Dünya kadar dekorasyon malzemesi getirdim. Kim yapacak bunları? Birinin işin başında durması şart. Evi o kadar güzel bir hale getir ki geri döndüğüm zaman kendimi cennete girmiş gibi hissedeyim. Neden? Sen nereye gidiyorsun ki? Yok artık. Yaşlanan benim burada. Ama hafızası gün geçtikçe zayıflayan sensin kızım. Hatırla. Bugün ablamın bir işi için mabede gideceğim demiştim. Şimdi hatırladım. Tamam babaanne. Dinle. Ben akşam anca dönmüş olurum ha. O saate kadar her şey hazır olsun. Gerekirse gene ve makam da sana yardım etsin ama her şey saatinde bitsin. Unutmadan Şiv'in bundan haberi olmamalı. Akşam onu arar, buraya gelmesini söyleriz. Böylece sürpriz yapmış oluruz. Bay Pim'e söyledim, gözünü ondan ayırmayacak. Ben her şeyi çabucak halledeceğini biliyorum kızım. Yani içim rahat. Senin el atıp da bitiremeyeceğin hiçbir iş yoktur. Tamam, sen hiç merak etme babaanneciğim. Ben her şeyi hallederim.
döndüğünde her şeyi istediğin gibi bulacaksın. Sana itimadım sonsuz kızım, o yüzden kafam rahat. Umarım Tanrı bugün yapacağım duaları kabul eder. İşte o zaman içim rahat olur, huzurlu hissederim. Tamam, ben artık gideyim. Burası sana emanet. Her şey yolunda. Hastamız hızla iyileşiyor. Teşekkür ederiz doktor. Kızımızın ömrüne ömür kattınız. Rica ederim Bay Buhari. Doktor Gauri. Buyurun efendim. Hastamızın tedavisini değiştirdim. Aspirin ve atenolol vereceğiz. Tamam efendim. Efendim, onun hastalarda bazı yan etkilerini belirlemiştik. O nedenle amoldipin vermemiz belki... Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Ne oldu? Hastanın durumu bunu gösteriyor Gauri. Amoldipin vermemiz lazım. Bu çok daha iyi. Bak genç adam. Her şeyden önce ona ismiyle hitap edemezsin. Doktor Gauri veya Bayan Gauri diyeceksin. İkincisi, burada benim lafımın üstüne laf söyleyecek bir pozisyonda değilsin. Hastalarımı nasıl tedavi etmem gerektiğini bana sen söyleyemezsin. Tamam mı çocuk? Sen burada asistan doktorsun. Haddini bil ve ona göre davran. Bir daha ağzını açma. Çeneni kapalı tut. Üçüncüsü, amoldipinin de muadili ilaçlar gibi birçok yan etkisi vardır. Doktor Gauri, asistanınızın bunu iyi anlamasını sağlayın. Bu hastanenin belli bir hiyerarşisi vardır. O da bu hiyerarşiye uygun davranmak zorunda. Bundan sonra bir acemi doktorun tedavi yöntemlerim hakkında fikir yürüttüğünü duymak istemiyorum. Anladım efendim. Efendim, benim söylemek istediğim... Doktor Cagat, hocamızın ne söylediğini duydunuz. Ona tedavi önerecek durumda değilsiniz. Ne sanıyorsunuz? Hastaya verdiğimiz ilaçların yan etkilerini bilmediğimiz mi? Siz ilaçları hastanın kartına işleyin hemen. Uzman hekimlerin de işine müdahale etmeyin, onlarla tartışmayın. Hastalara nasıl tedavi uygulanacağına onlar karar verirler. Anlaşıldı mı? Cagat, anlamanı sağlamaya çalıştım ama sen... Cagat, Doktor Hiravat çok tecrübeli biridir. Ayrıca böyle bir davranışa asla izin vermez. Neden ona olumsuz düşünmesi için koz veriyorsun? Lütfen Cagat. Söylediklerimi anlıyorsun değil mi? Evet. Hepsini anladım hanımefendi. Dediğin gibi. Ben hasta kartlarını doldurayım yeter. Benim işim bu sadece. Asistan doktorum ben. Bunun dışında her şey disiplinsizliktir. Anladım efendim. Cagat... Bence böyle nasıl oldu yenge? Ben çok beğendim. Sahi mi? Umarım Kaymakam Bey de senin gibi beğenir. O beğenirse babaannem mutlu olur, bunu biliyorum. Ne de olsa bu onun fikriydi. Kaymakam Bey'in doğum gününü burada yapmak için hiçbir şeyden kaçınmadı. Belli ki Bay Şivraj Şekar babaannemin gözdesi olmuş. Sadece babaannenin değil ki. Jetstar'da herkes Kaymakam Bey'i çok seviyor. Adamın garip bir büyüsü var. Şimdiden herkes etkisi altına aldı bile. Kiminle konuşsam hepsi Kaymakam Bey'den övgüyle bahsediyor. Bu beni şaşırtmaz. O sadece iyi bir yönetici değil, çok da iyi bir insan yenge. Evet anneanne, seni iki kez zor durumdan kurtardı. Kendi hayatını hiçe sayarak. Şagun bana bir şey söylemişti. Bu hiç aklımdan çıkmıyor. Bizim Kaymakam Bey'e bir isim taktığını biliyor muydun? Çocuk masallarındaki bir karakterden esinlenmiş. Bir süvari. Neydi adı? Suriye Badağ mı? Evet. Suriye Badağ gibi zor zamanda yetişip insanları kurtarıyor. Onlara yardım ediyormuş. Haksız da değil. Şivraj bizden biri artık, değil mi?
Anandi, ne düşünüyordun öyle? Ya hiçbir şey yenge. Aklıma bir şey geldi de. Okuldaki kızları da doğum gününe çağırsam nasıl olur diye düşündüm. Kaymakam Bey'in o çocukları çok sevdiğini düşünüyorum. Birlikte oyun bile oynadılar. O zaman bence mutlaka çağırmalısın. Kızlar da çok sevinir. Evet. O zaman ben gidip onlara haber vereyim hemen. Akşamüstü burada olsunlar. Tamam canım, ama geç kalma, olur mu? Tamam yenge. Efendim, müjdemi isterim. Söyleyeyim efendim. Ne oldu? Anandi'nin okulunu teftişe gelen müfettişin Eğitim Bakanlığı'na raporunu sunduğunu öğrendim efendim. Bakanlık da raporu incelemiş ve tavsiye edildiği gibi okula ödenek ayrılmasını uygun bulmuş. Yani siz de imzaladıktan sonra ödeneğin serbest bırakılmasının önünde hiçbir engel kalmayacak. Buyurun, dosya burada. Bakanlığın raporu içinde. Bu gerçekten güzel bir haber. Anandi öğrenince çok mutlu olacak. Bu haber telefonda verilmez ama şahsen iletmek gerekir. Haklısınız. Ben bir koşu gider haber veririm. Bekle. Ben senden bahsetmiyorum ki. Bayan Kalyani kesin talimat vermişti. Amirimin asla uğramaması gerek. Anandi bu saatlerde okulda olmalı. Anandi okulda yok amirim. Sen nereden biliyorsun? Bugün bir öğrencisiyle karşılaşmıştım. Bana Anandi'nin bugün okulda olmayacağını söylemişti. Umarım bir sorun yoktur. Dün gerçekten çok kötü bir gün geçirdi. Tamam, ben eve bakayım. Ama efendim... Aynı öğrenci evinde olmadığını da söyledi deme bana sakın Pim. Efendim, beni bir dinleyin. Of ya, başım gerçekten büyük derde girecek. Bayan Kalyani canımı okuyacak. Ne yapsam acaba, ne yapsam? Ne yapsam, evet, arayıp haber vereyim hemen. Bayan Anandi, lütfen açın telefonu. Bir de evi arayayım. Biri vardır mutlaka. Alo? Alo? Ben Pim. Anandi evde mi acaba? Hayır. Bir süreliğine dışarı çıktı. Neden? Ne oldu? Ona hemen ulaşmamız lazım. Yoksa bütün sürpriz mahvolacak. Amirim Bayan Anandi'yi görmek için oraya geliyor. Ne? Olamaz. Kaymakam Bey neden geldi ki? Onun hiçbir şeyden haberinin olmaması lazım. Yoksa babaannemin sürpriz parti fikri suya düşer. Seni görmem gerekti. Şuna bak. Tahmin ettiğim gibi keyifsiz görünüyor. Neden böyle hissediyor olabilir? Affedersin, saçında bir şey olduğunu gördüm de. Onu alayım dedim. Konfeti mi? Saçına nasıl takıldı bu? Evde süsleme... Hayır. Rüzgar bir yerden savurmuş olmalı. Bu arada bakanlığın mektubu için çok teşekkür ederim. Ben artık gideyim ha? Bir yere mi gidiyorsun? Okula. Ama... Pim bugün derse gitmeyeceğini söylemişti.
evet. Bugün izin yapacaktım. Ama doğrusu içim pek rahat etmedi. Ben de gideyim dedim. O yüzden... Tamam, seni ben bırakayım. Gerek yok, ben kendim giderim. Neden beni başından savmak istermiş gibi hissediyorum? Onu okula bırakmamı bile istemedi. Onunla nasıl gidebilirim ki? Akşamki partiyle ilgili bir şey anlayacak olursa babaannemin sürpriz parti fikri suya düşer. Pekala. Nasıl istersen. Ben artık gideyim. Durum oldukça karmaşık arkadaşlar. Hastanın beyin tomografisinde görüldüğü gibi son derece hassas ve oldukça riskli bir müdahalede bulunmamız gerekecek. Bu büyük bir sorun olabilir. Farz edin ki Cagat ve Gauri tartıştı, kavga etti. Gauri de hemen hastaneye gitti ve Cagat'ın dosyasını çıkardı. Ben diyorum 6 ay, siz deyin 12. Cagat'ın terfi alması imkansız olur. Her şeyden önce ona ismiyle hitap edemezsin. Doktor Gauri veya Bayan Gauri diyeceksin. Sen burada asistan doktorsun. Gauri'nin aklına uymakla büyük hata yaptım. Onunla aynı bölüme değil, başka bir bölüme verilmeyi istemem gerekirdi. Bu çok büyük bir hata. Doktor Cagat, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bana cevap verecek misiniz Doktor Cagat? Evet efendim. Üzgünüm efendim. Üzgün mü? Ne alakası var? Dikkatsizliğin yüzünden bir hastamın ölümüne sebep olursan ne olacak? Üzgünüm deyip çekip gidecek misin? Burada ölüm kalım meselesi olan bir şeyden bahsediyorum. Senin kafan başka yerde. Doktor Gauri, bu kadar dikkatsiz ve ilgisiz bir kişi benim ekibimde yer alamaz. Çık dışarı. Umurumda değil. Ben de sizinle çalışmaya can atmıyorum. Bu yaptığınız diktatörlük. Önce adınızı değiştirin bence. Adınız neydi? Doktor Hiravat ha? Hayır. Sizin adınız Doktor Hitler olmalı. Bana bu kadar yüklenmeden önce biraz kendinizi değiştirin önce. Bu şekilde elinize düşecek hastalara acıyorum. Hiçbiri yaşamaz. Bu tavırlarınızla onları bir günde canından edersiniz. Bu ne cüret Doktor Cagat? Senin gibi ahlaksız ve saygısız bir adam nasıl olur da SNG gibi bir yerde doktorluk yapar? Sen beş para etmez birisin. İnsan kaynakları senin gibi üçüncü sınıf birini işe almakla çok büyük bir hata yapmış. Ama merak etmeyin Doktor Cagat. Ben bu hatayı telafi etmelerini sağlayacağım. Ne benim ekibim ne bir başkası. Bugünden tezi yok SNG'de temizlikçi bile olamayacaksınız. Sen kim olduğunu zannediyorsun ha? Benimle nasıl böyle konuşursun sen? Cagat! Bana hakaret edemezsin. Haddini bil önce. Ben eğitim almış biriyim. Ben doktorum. Cagat, bana hakaret etmeye hakkın yok senin. Senden şikayetçi olacağım. Dur. Anladın mı? Doktor Cagat. Doktor Hiravat'tan özür dileyeceksiniz hemen şimdi. Niçin özür dileyecekmişim? Ben bir doktorum. Hakaret edebileceği bir personel değilim. Ben de insanım. Benim de gururum incinebilir. Alt tarafa bir ilaç önerdim, hepsi bu. Hayır demesi yeterliydi ama ne yaptı? Herkesin önünde bana ağzına geleni saydı. Neden? Eğer burada özür dileyecek biri varsa o ben değilim, odur. Yeter Cagat, yeter. Ama hata bende. Seni yönetime öneren bendim çünkü. Görüyorum ki işe alınman için insan kaynakları müdürüyle konuşmam hataymış. Biliyor musun Cagat? Bu işi hak eden biri değilmişsin. Beni işe almalarını sen mi önerdin?
Bunu söylemem lazım. Siz bilgili bir doktorsunuz. Kimse fakülteden mezun olmadığınızı söyleyemez. Teşekkürler. O halde SNG'ye hoş geldin. İşbaşı belgeni bir ara hazır ederim. Yarından itibaren işe başlayabilirsin. Emin erkeğinin bir işi varsa ve çalışıyorsa hiç korkma. Aynı şey. Cagat'ın da karısının bir işi var. Adam niye çalışsın? Öyle değil mi he? Karısı bölüm sorumlusu. Kimse ondan şikayetçi olmaya cesaret edemez. Hastanede karısı söz sahibi, yalan mı? Kocası onun aslı artık. Zavallı. Hem evde karısının lafı geçiyor hem hastanede. Ama hata bende. Seni yönetime öneren bendim çünkü. Görüyorum ki işe almaları için insan kaynakları müdürüyle konuşmam hataymış. Biliyor musun Cagat? Sen bu işi hak eden biri değilmişsin. Doktor gibi görünüyor hepsi o. Karısı onu tavsiye ettiği için işe almıştım. Bu ortada. Yoksa kesinlikle SNG gibi bir hastanede çalışabilecek biri değil. Karısı bölüm sorumlusu. Ama o sadece asistan. Adamdaki tavırlara bakar mısın? Aptalın biri. Sen asistansın. Haddini bilerek davranacaksın. Biliyor musun Cagat? Sen bu işi hak eden biri değilmişsin. Karısı onu tavsiye ettiği için işe alınmış. Bu ortada. Aptalın biri. Sen asistansın. Haddini bilerek davranacak. Biliyor musun Cagat? Sen bu işi hak eden biri değilmişsin. Karısı onu tavsiye ettiği için işe alınmış. Ortada. İşte Cagat, orada. Doldur. Sağ ol Acay. Sen git. Emin misin Gauri? Tamam. Yeter Cagat. Ne yapıyorsunuz bayan? Oh. Demek bana emir vermeye geldin. Ama olmaz ki Doktor Gauri, üzgünüm. Burada patron sen değilsin. Lütfen Cagat. En azından burada olay çıkarma. Benimle gel. Ne oldu efendim? Sorun nedir? Benimle gel. Niye seninle gelecekmişim? Bana yine hakaret edesin diye mi? Neden? Günlük hakaret kotan dolmadı mı? Baksana, neden bağırıp duruyorsun ha? Burada başkaları da var. Ben mi sana hakaret ettim? Cagat, bir iş bulmana yardımcı oldum sadece. Ben de bunu soruyorum zaten. Neden? Neden yardım ettin? Senden yardım isteyen oldu mu ha? Oldu mu? Önünde diz çöküp ellerimi birleştirip bana iş bul diye yalvardım mı sana ha? Evet, yalvarmadın. Ama ne yapabilirdim Cagat? Bir iş aramıyordun. Uzmanlık sınavlarına da çalışmıyordun. Öylece evde oturuyordun. Doğru, evde falan oturmuyordum ben. Bangalore'ye gidiyordum. Oradaki hastanede çalışacaktım. SNG'nin oradaki şubesine transfer olmamı bile düşünmüştüm. Bu olabilirdi.
Ama sen oraya gitmeye hazır değildin. Hanımefendi lütfen, müşterilerimiz var. Sen oraya gitmeyi hiç istemedin Gauri. Neden isteyesin ki? Her zaman kölen olarak kalmamı istedin çünkü, değil mi? Kölen gibi çalışayım istedin. Orada bana hakaret edemezdin tabii, öyle değil mi? Ne hakareti Cagat? Şunu hiç düşündün mü? Senin yüzünden o hastanede kaç kez küçük düştüm. Üstelik bana neden kızıyorsun? Ne yani? Yardımcım olarak çalıştığın için mi kızıyorsun? Yardımcın değil Gauri, yardımcın değil. Hastaların gelişimini bir yerlere kaydeden insanlara asistan deniyor. Peki bunun nesi kötü Cagat? Sana uygun bir işte çalışacaktın. Elindeki diplomaya göre bulabileceğin en iyi iş oydu zaten. Neden bunu sadece bir iş olarak görmüyorsun Cagat? Ha, lütfen yapma Gauri. Kandırabileceğin küçük bir çocuk değilim ben, tamam mı? Gerçek şu ki senin bana emir verme hoşuna gidiyor. Beni sadece kukla gibi kullanmak istiyorsun, öyle değil mi? Evde, hastanede ve şimdi de burada bana patronluk taslıyorsun. Neden açık konuşmuyorsun Cagat? Erkeklik gururunun incindiğini söylesene. Evde oturmaktan rahatsız değilsin. Ama yardımcım olarak çalışmaktan rahatsız oluyorsun. Aynen öyle, tamam mı? Tamam mı? Efendim lütfen, burayı terk edin. Yoksa polis çağırmak zorunda kalacağım, beni anlıyor musunuz? Çekilin, çekilin. Yolu açın. Feder Bey, bunlar ablamın gönderdiği şeyler. Ölmüş kocasının ruhu biraz huzur bulsun diye. Ama lütfen biraz acele et, bana büyük iyilik etmiş olursun. Cetsar'dan geldim ve yine oraya dönmem gerekiyor. Yollar da çok kötü. Peki hanımefendi, elimi çabuk tutarım. Ablam yabancı bir ülkede olduğundan Peder Bey, onun yerine ben geldim. Lütfen efendim. Tanrı sizi korusun. Alın. Çok teşekkür ederim Peder Bey. Aslında karanlık basmadan evde olmalıyım. Bu yüzden acele ediyorum. Sorun değil elbette. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. Az önce Peder'le konuşmanızda istemeden kulak misafiri oldum. Cesar'dan gelmişsiniz. Bu doğru mu? Neden yalan söyleyeyim? Orada yaşıyorum. Ama neden soruyorsun? Benim adım Urmi Devi. Acaba sizinle biraz konuşabilir miyiz? Evet, tabii. Lütfen şuraya oturalım. Acaba Şivraj Şekar'ı tanıyor musunuz? Şivraj Şekar mı? Şu kaymakam mı? Evet, onu çok iyi tanıyorum. Neden soruyorsun? Aslında ben Kota'da yaşıyorum. Çok yakında Cetsar'a geleceğim. Tamam, buyur gel. Cetsar çok güzel bir yer. Çok büyük değil ama orası hoşuna gidecektir canım. Evet ama oraya tatil için gelmeyeceğim. Aslında kızım için oradan bir evlenme teklifi geldi bize. Bu çok güzel. Cetsar'da pek çok damat adayı var. Evet, öyledir ama şimdilik beni ilgilendiren kaymakam Şivraj Şekar. Onu görmek istiyorum. Aslında kızıma teklifte bulunan o. Kaymakam Şivraj Şekar. Ne? Ne oldu efendim? Her şey yolunda mı? Yani iyi bir insan değil mi? Bakın efendim, evlilik söz konusu, bu önemli. Benimse tek bir kızım var. Siz o köydensiniz, onu tanıyorsunuz. Bu yüzden size soruyorum. Bana bu konuda doğru bilgi vereceğinize eminim efendim. Söyle bakalım. Senin kızın tam olarak kaç yaşında? 23 yaşında. Peki, senin kızın nasıl bir eğitim aldı? Üniversite mezunudur. Tanrım, tanrım. Bu ne hiç bilmiyorum ama kızı onun için uygun bir aday gibi. Olası bir evliliği engellemeliyim. Evet, biraz günah gireceğim ama maalesef başka bir seçeneğim de yok gibi görünüyor.
Şivraj'ın annesi kızımdan çok hoşlanıyor. Kızımın ailesine gelin gelmesini istiyor ama ben karar vermeden önce onları daha yakından tanımamız gerekiyor diye düşündüm. Öyle değil mi? Yani kızımın mutluluğu söz konusu. Söyler misiniz lütfen? Şivraj'ın karakteri nasıl? Merak ediyorum. Yani dışa dönük bir insan mı? İçine kapanık bir insan mı? Aslında çabuk öfkelenen biri olduğunu işitmiştim. Aslında yakışıklı bir adam. Güzel huylu bir insan. Ayrıca iyi kalpli. Ama gerçekten haklısın. Çabuk öfkelenen bir tip. Öfkelendiğinde gözü hiçbir şey görmez. Öfkelendiğinde sevdiklerine bile aldırmaz. Kimsenin konuşmasına izin vermez. Çılgına döner. Bambaşka bir insan oluverir. Şu yardımcısı adı neydi unuttum. Bay Pim. Bay Pim, evet. En küçük hatasında bile adamcağızı azarlayıp durur. Zavallıcık sürekli korku içinde yaşıyor. Şiv adamın hayatını cehenneme çevirdi. Ama tabii Şiv'i suçlayamayız. Adam bir kaymakam. Başkalarına karşı bu kadar sert olmasa kimse ona itaat etmez. Evet. Çok haklısınız. Herkesin karakteri farklı tabii. Evet. Bazı insanlar diğerlerinden daha çabuk öfkelenir. Ama efendim, bundan başka kötü yanları var mı acaba? Söyler misiniz? Şimdi söyle bakalım. Sevgili kızın tartışmayı seven biri mi? Hayır. Yani kızın pek tartışmaz. Ama elbette karşısındaki insan hatalıysa sessizde kalmaz. Mutlaka düşüncesini söyler. Haklı olsun olmasın. Şiv'le bir tartışmaya girmese çok iyi eder. Eğer onunla evlenecekse haklı olsun olmasın her zaman sessiz kalması gerekecek. Yani tıpkı bir kukla gibi olacak. Haklı olsun olmasın, yanılıyor olsun olmasın Şiv'e itaat edecek. Bunun aksi düşünülemez bile. Yani bunu kafana koy. Ama bu nasıl olabilir ki? Ama benim kızım çok dışa dönük bir insandır. Çok konuşkandır ve güzelliğine de çok düşkündür. İyi eğitim almış, son derece sosyal bir kız. Öyle bir kız düşüncesini söylemeden onun dediği her şeye nasıl itaat etsin? Senin kızın sosyal bir kız olsa da fark etmez. Londra'dan Şiv'i görmek için gelen o kızla asla başa çıkamaz. Londralı kız mı? Kim? Aslında çok çirkin bir kızdı. Ama Şiv'in arkadaşı. Bana kalırsa fazla yakın arkadaşı. Elbette tam emin değilim ama bana soracak olursan kız Şiv'in sevgilisi. Ne? Sevgilisi mi? Ama Şiv'in ailesi sevgilisi olduğundan hiç bahsetmemişti. Sevgilisi mi var? Kız ailesine böyle şeyler söylenmez. Sen de bilirsin. Bana Şiv'i sordum, ben de sana söyledim. Kararı sen ver. Bundan sonrası sana kalmış. Ama yerinde olsam, öyle bir adama canım, kesinlikle kız vermezdim. Artık gideyim. Geç kaldım. Tamam. Hoşça kal. Sevgili mi? Kızını onunla mı evlendirmeye çalışıyor? Benim anneannem ona en uygun eş. Anladın mı? Benim anneannem diğer kızlardan çok daha iyidir ha. Bu kadın hayal görüyor. Kimse anneannenin eline su dökemez. Anladın mı beni? Bunu atlattım. Ama daha fazla gecikmek akıllıca değil.
Bir başkası daha Shiv'i kendi kızıyla baş göz etmeye çalışmadan önce Shiv'le Anandi'nin evlilik konusunu konuşsam iyi olacak. İyi günler. Bayan Anandi'yi gördünüz mü? Evet, gelirken gördüm. Güzel, bu çok iyi. Nedenmiş o? Onunla gelirken karşılaşmanız çok iyi olmuş efendim. Bu onu mutlu etmiştir. Efendim, acaba bugün biraz erken çıkmam mümkün müdür? Neden? Önemli bir işim var da. İstersen şimdi git. Çok iyisiniz, teşekkür ederim. Yapıyorsun Shiv. Ergen çocuklar gibisin. Her yıl herkes biraz daha yaşlanır. Ve bugün sen de bir yaş aldın. Yaşına uygun şekilde davran, olur mu? Doğum günüm olduğunu kimse bilmiyor. Pim bile doğum günümü unuttu galiba. Çok tuhaf. Her neyse. Doğum günün kutlu olsun. Anandi? Evet yenge. Bu nedir? Sarı mı? Ne kadar güzel bir sarı. Nereden aldın? Kim getirdi? Annem bunu sana almış. Bugün bunu giyeceksin. Bu çok güzel. Rengi de öyle. Ama yenge, bugün sarı giyemem. Özel bir gün değil ki. Lütfen git anneanne. Annem mutlu olacaktır. Babaannen için giyebilirsin, değil mi? Evet. Babaanneme asla hayır diyemem, öyle değil mi? Pekala, bunu hemen giy. Fazla zamanımız kalmadı. Benim de hazırlanmam lazım. Tamam. Bunu babaannem mi almış? Son birkaç gündür babaannem çok tuhaf davranıyor. Hayır olmadı. Bu planı kim yaptı? Nandu? Hala televizyon mu izliyorsun? Parti için hazırlanmayacak mısın? Hadi. Lütfen bekle baba. 2 dakikada hazırlanırım. Hep geç kalıyorsun. Bütün gün ne izliyorsun Tanrı bilir. Hey abi, bugün çok şıksın bakıyorum. Uzun zamandır seni hiç bu kadar şık görmemiştim gerçekten. Fazla abartma. Bana iltifat etmeyi bırak. Baksana. Aslında bugün sen de fena görünüyorsun. Ha? Her şeyi annem ayarladı. Shiv'in doğum gününü kutlayacakmışız. Yakında onu aileden biri gibi görmeye başlayacak. Evet abi. Ama annemin fazla hevesli olması beni biraz korkutuyor. Onca konuğun önünde bir şeyler söylemeye kalkarsa Shiv'le Anandi çok zor durumda kalacaktır. İkisini de annemin yaptığı plandan habersiz. Evet evet biliyorum ama endişe etme. Annem öyle bir şey yapmaz. Gidip onu alayım ve partinin tadını çıkaralım. Annem bu parti için çok uğraştı. Kim bilir şu anda nerededir? Bizim Anandi değil mi? Ve bununla şehirli kızlardan farkın kalmamış. Bu kıyafetle
Dizilerdeki kadın kahramanlara benzemişsin. Şuna bakın, Anandi yenge televizyona çıkmış. Doğru söylüyorum, bakın. Kimin söylediğinin önemi yok. Asıl önemli olan, küçük yaşta yapılan evliliklerin çocukların hayatını karartıyor olması. Bu yanlışla birlikte mücadele etmemiz gerek. Sağlıklı bir toplum inşa etmek zorundayız. Bugüne dek Bayan Anandi tek başına mücadele ediyordu. Ama bugün Jetsar'ın yeni kaymakamı Bay Shivraj Anandi'ye desteğini açıkladı. Sevgili kızım, bugün bizi yine gururlandırdın. Bugün annem de aynısını söyleyecek. Bizi yine gururlandırdın diyecek. Sadece annem değil, bu ailede gördüğün herkes diyecek bunu. Bu kız harika işler yapıyor diyecek. Bugün bu toplumun, ülkemizin, Bayan Anandi gibi insanlara ihtiyacı var. Sayenizde herkes küçük yaşta evlilikler artık bitmeli diyor. Kimin söylediğinin önemi yok. Asıl önemlisi küçük yaşta yapılan evliliklerin çocukların hayatını karartıyor olması. Bu mesajım haber kanalları vasıtasıyla duyurulmalı. Hep birlikte bu eski ve kötü geleneği ortadan kaldırmaya çalışmalıyız. Hükümet de sizin gibi düşünüyor. Hükümet de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Bu yüzden son 2 yıldır bu köyde bir tek kız çocuk bile evlenmedi. Jetsar hükümet tarafından ilçe yapıldı. İnsanlar Anandi sayesinde olduğunu söylüyorlar. İnsanlar bu eski geleneğin ortadan kalkması için bize destek olmalı. Bize yardım etmeli. Anandi'nin yanındaki o adam kim? Jetsar ilçe ilan edildi. Köylüler bunu Anandi'nin çok çalışmasına borçlu olduklarını söyledi. Köyün şansı mı, Anandi'nin çabaları mı bilinmez. Ama Jetsar'ın kaderi 2 kişi sayesinde değişecek. Küçük yaşta yapılan bu evlilikleri artık sona erdirmeliyiz. Buna mecburuz. Anandi'nin yanındaki o adam kim? Kendisi Jetsar'ın yeni kaymakamı. Küçük yaşta evliliklere sıcak bakmıyor. Bunu durdurmak için bir uygulama başlattım. Bugünden itibaren bu tür evlilikler... Anneannenin bu şekilde ünlenmesi hiç hoşuna gitmiyor. Hayır. Benim için problem değil. Yani neden olsun ki? Evet biraz şaşırdım ama neden problem edeyim ki? Anandi tek başına çok şey başarmış biri. Sadece anne babamın, ailemin değil, köy halkının da kalbini kazandı. Oysa ben Jetsar'da onlar için hiçbir şeyi yapamadım. Anladığım kadarıyla Anandi'yi kıskanmaya başlamışsın. Ben Anandi'yi neden kıskanayım? Sen kıskanıyorsun. Çünkü bir başkasının başarısına tahammülün yok senin. Benim başarılarıma bile tahammül edemedin sen. Ne istediğim hiç umurunda oldu mu? Yaşadığım onca şeyin sorumlusu kim acaba? Sensin Gauri. Ne istediğimi, ne düşündüğümü bugüne kadar umursadın mı ha? Her zaman senin ne istediğin, senin ne düşündüğün daha önemliydi. Beni sadece bir atlama taşı olarak kullandın sen. Bunları neden söylüyorum ki? Kaderim kötüymüş. Yine aynı konuya döndük ha? Senin hayatını neden mahvedeyim Jagat? Sen zaten mahvediyorsun. Her zaman yanlış kararlar veriyorsun. Yanlış olduğunu söylediğim halde. Seni o kadar uyardım. Jetsar'a gitme dedim. Sınavlara gir dedim. Derslerine odaklan dedim. Ama beni hiç dinlemedin.
Aileni çok seviyordun, öyle değil mi? Bana bile haber vermeden oraya gidecek kadar. Oraya gittiğinde de bana yalan söyledin. Ben düşünmesem de sen kariyerini düşünmeliydin. Sınavlarını hiç umursamadın. Mumbai'ye zamanında dönmeseydin Jagat, bugünleri bile göremeyecektin. Şimdi başına gelen kötü şeylerden dolayı beni mi suçluyorsun? Biliyor musun Jagat, senin problemin şu. Sen hiç kimseyi dinlemiyorsun. Kafana göre iş yapıyorsun. Ben sürekli seni dinledim. Bugün yaşadığım sorunların sebebi de bu. Hiçbir yere ait değilim. Her şeyimi benden aldın. Ailemi, evimi, arkadaşlarımı, her şeyimi. Hayatımın her aşamasında benimle oynadın. Sadece profesyonel hayatımı değil, özel hayatımı da mahvettin. Bunları duymak hoşuna gitmeyebilir. Ama gerçek şu ki, dediğin her şeyi yaptım ve sen sürekli beni kullandın. Bu yüzden o küçük köyde yaşayan Anandi büyük işler başardı. Ama ben bu büyük şehirde yaşamayı bile beceremedim. Bulduğum iş ne? Sen söyle, asistanlık. Hem de karımın yanında. Herkesin alay konusu oldum ben. Karısının kölesi dediler. Karısı kocasına saygı göstermiyor. Bu işi alabilmek için karısına yalvardı. Ayrıca herkese benden bahsedip durdun, bana nasıl büyük iyilik yaptığından falan. Ama Anandi bunu asla yapmadı. Benim için çok şeyi feda etti o. Benim yüzümden acı çekti. Aslında doktor olmamı ona borçluyum, onun sayesinde oldu. Ama kimseye benim sayemde doktor oldu demedi. Bundan kesinlikle kendine pay çıkarmadı. Aradaki fark bu. Anandi ile aranızdaki fark bu. Gözlerim körmüş, gerçeği görememişim. Ama yeter artık Gauri. Artık senin kölen olmayacağım. Bu kadar esaret yeter artık. Bu senin esaretin değil Jagat. Senin kibrin. Senin sahte gururun. Senin dik kafalılığın. Senin kaprislerin Jagat. Ama ben de bıktım. Artık tahammülüm kalmadı. Seninle ilgilenmeye çalıştım. Hatalarını örtbas ettim. Anlaman için dil döktüm. Ama şimdi gördüm ki bir budalaymışım. Zamanımı ve enerjimi boşa harcamışım. Seni hiç değiştirememişim. Senin için hep endişe eden bendim. Benim için endişe et diyen oldu mu ha? Lütfen bana iyilik yapma. Doğru. Neden yapayım ki? Biliyor musun Jagat? Özel hayatında da, meslek hayatında da yaşadıkların kafanın karışık olmasından dolayı. Ne istediğini bilmeyen birisin. Bunun için de beni suçluyorsun Jagat. Ne uzmanlık sınavını verebildin, ne de bir iş bulabildin. Elimden geleni yapıp sana bir iş bulduğumda da onu elinden kaçırdın. Şu ana kadar iki işten kovuldun. Ne kariyer yapacak beceriye sahipsin, ne de para kazanacak beceriye. Ayrıca Jagat, bugüne kadar yaptıklarına bir baksana. Bugüne kadar benim için ne yaptın? Bir kadın ne ister ha? Kocasının kendisiyle ilgilenmesini, arzularını yerine getirmesini, ama bunların hiçbirini yapmadın. Burada şikayet etmesi gereken kişi benim. Ama bunu yapmıyorum. Neden dersin? Çünkü seni yeterince iyi tanıdım Jagat. Kendi hayallerini bile gerçekleştiremeyen biri benimkileri nasıl gerçekleştirebilir ki? İşe yaramazın tekisin Jagat, işe yaramazsın. Hiçbir işte iyi değilsin. Hayatı bana zindan ettin. Alo? Aa Byron. Evet anne, neredesin? Ne zaman eve geliyorsun? Ben de bunu söylemek için aradım. Cesar'a gelmek için daha 2-3 saatlik bir yolum var benim. Ne? Ama neden anne? Çünkü bu döküntü araba bozuldu. Tamir edilmesi zaman aldı. Peki sen iyi misin anne? Seni almaya geleyim mi?
Hayır, beni merak etme. Çoktan yola çıktım. 2-3 saat sonra oradayım diyorum. Ama siz beni beklemeyin Bayron. Şiv gelir gelmez doğum günü partisini başlatın. Orada öylece oturup sürekli birbirinize bakarak beni beklemenize gerek yok oğlum. Ama anne, ne acelemiz var? Sen buraya geldiğinde başlatırız. Hayır, olmaz. İnsanların beni beklemesini istemiyorum, tamam mı? Ben ne diyorsam onu yap. Benimle tartışma. Ve dinle. Konuklarımız eve gelir gelmez Basant'ı Şiv'i alıp gelmesi için kaymakamın ofisine gönder. Anan diye de hatırlatmayı unutma. Şiv'i söylediğim şekilde karşılamazsa benden çekeceği var demektir. Anlaşıldı mı? Tamam anne. Bir sorun çıkarsa beni ara, tamam mı? Lütfen dikkatli ol. Kapat artık. Şu döküntüyü daha hızlı sür. Onlara defalarca yeni bir araba almalarını söyledim ama kim dinliyor? Ne dediğim umurlarında değil. Neden Tanrım? Neden beni cezalandırıyorsun ha? Hatam neydi? Ben sadece iyi bir doktor olmak istedim. İyi bir işim olsun. Gauri ile mutlu bir hayatım olsun istedim, o kadar. Hayatta tek dileğim buydu. Yanlış bir şey mi istedim? Buna değmiyor muyum? Evet, geçmişte Anandia'ya yaptıklarım doğru şeyler değildi, biliyorum. Ama bunun tek sorumlusu ben değildim. Anandia'ya yapılanlar gerçekten büyük bir haksızlıksa eğer... Ben de bir bedel ödedim. Bugün Gauri ile Mumbai'deyim. Ama Anandi evinde. Ailemin bütün desteği onun yanında. Anandi mutlu ve huzur dolu bir yaşam sürerken ben burada perişan haldeyim. Hiçbir şey başaramadım. Neden her şey ters gidiyor? Neden Tanrım? Neden herkes mutlu ama benim her şeyim elimden alındı? Sabahtan beri aramanı bekliyordum. Demek sonunda doğum günümü hatırladın. Sağ ol anne. Doğum günümde beni aramamış olsaydın çok mutsuz olacaktım. Nereye gittin? O kadar uzağa mı? Neden? Tamam, söyleme. Anladım. Yine biri oğlun için harika bir kız buldum demiş olmalı, öyle değil mi? Sen de apar topar oraya gidiverdin, değil mi? Çok inatçısın anne. Her neyse, söyle bakalım. Hangi yemeği yaptın? Sahi mi? Biliyordum. Oğlun yanında yokken varlığını hissetmek için sevdiği yemeği yapıyorsun. Benim yerime de iyi anne, olur mu? Doğum günü partisi yok. Aşçı benim için yemek pişirdi. Ben... Bayron onu davet etmem için neden beni gönderdi ki? Böyle işleri beceremediğimi bilir. Başımı belaya sokacak. Ona nasıl bir mazeret uyduracağım? Tamam anne, kapatıyorum. Evet. İyi günler Bay Basant. Burada ne işiniz var? Önemli bir iş için mi geldiniz? Aslında benden... Eve kadar size eşlik etmem istendi. Gidelim. Eşlik etmeniz mi? Bunu kim istedi? Annem sizi aramış. Buraya bana eşlik etmeye mi geldiniz? Telefon edebilirdiniz. Acaba her şey yolunda mı? Anandi iyi mi? Evet, Anandi iyi ama... Önemli bir şey var. Başka şey sorayım. Gidelim. Acele edelim. Benimle gelin, hadi. Tamam.
O kadar yalnızım ki. Kimliğimi yitirdim. Sanki etrafımda tanıdık hiç kimsem yok gibi. Kendime ait hissettiğim bir yer yok. Nereye gideceğim bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Herkesi kaybettim. Sadece Gauri kalmıştı. Ama şimdi... Şimdi... Onu da kaybediyorum. Ama... Artık Gauri o kadar çok değişti ki... Artık beni anlamıyor. Acaba aynı Jagdish miyim? Herkesin sevdiği o çocuk muyum? Artık kimsem yok. Neden? Neden Gauri? Neden? Neden bunlar başıma geldi? Neden herkes benden uzaklaştı? Bu laneti hak edecek ne günah işledim ben? Neden? Ev neden bu kadar karanlık? Sigortalar falan mı attı? Bilmiyorum. İçeri girip bakalım. Hadi. Bu elektriğe ne oldu? En azından birkaç mum yakın. Doğum gününüz kutlu olsun Kaymakam Bey, mutlu yıllar. Cesar adına size nice güzel yıllar dileriz. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar.
Mutlu yıllar size. 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 Tebrikler. Bravo. Tebrikler. Tebrikler. Mutlu yıllar. Bütün bunlar sizler, bu inanılmaz. Ben çok teşekkür ederim. Bize teşekkür edebilirsin. Ama burada en çok teşekkür etmen gereken kişi... benim güzel düşünceli babaannem. Babaannemi? O nerede? Ona teşekkür edeceğim. Annem yolda olmalı. Mabede dua etmeye gitmişti. Bugünün güzel geçmesi için gidiyorum dedi. Benim de en büyük dileğim bu. Teşekkür ederim. Bu harika efendim. Yani yıllar önce bugün doğdunuz. Özel bir gün değil mi? Efendim, doğum gününüzü yürekten kutluyorum. Daha nice güzel yıllara. Bu sabahki önemli işim bu muydu yani? Efendim, efendim, bir dakika. Şuna bakın. Arkadaşlarımla birlikte sizin için yaptık. Ne güzel. Teşekkür ederim canım benim. Affedersiniz ama... şu anki duygularımı... ben... ifade edemiyorum. Çok teşekkür ederim. Lütfen gelin, hadi. Hadi. Anneanne abla, bugün çok güzel görünüyorsun. Evet, peri masallarındaki prensesler gibisin. Jetsar'ın prensesi. Sus. Seni geveze şey. Siz söyleyin, anneanne abla bugün çok güzel olmamış mı? Gerçekten. Bu sarıyla çok güzel olmuşsunuz. Çok hoş. Çok güzel görünüyorsunuz. Evet! Yaşasın! Evet! Bir saniye. Şikayetim var. Ne demek istiyorsunuz? Anneanne abla günlük giysileriyle güzel değil mi? Böyle susarak kurtulamazsınız. Cevap vermeniz gerekiyor. Anneanne ablamın prestiji söz konusu. Giydiği her elbiseyle güzel görünen çok az insan var. Bu insanlar her zaman her elbiseyi güzelleştirebilirler. Çok iyi cevap verdi değil mi? Anneanne ablamız gerçekten çok güzeldir. Hemen dönerim. Bu senin için. Nedir? Doğum gününde sana hediye vermesem olmazdı. Bu da doğum günü hediyen. Ama sadece bir hediye değil.
Bunun içinde senin için bolca sevgi var. Buna ne gerek vardı ki? Yani gerçekten sürpriz oldu. Bu hediye benim için yeterliydi. Hayır hayır. Bu benim hediyem değil. Aslında bu Aşiman'ın hediyesi. Hadi al. Aşiman ayrılmadan önce bana verdi bunu. Doğum gününde sana vermemi söyledi. Aşima. İşe bak. Ben de neden bugün beni aramadı diyordum. Aşima cidden çok özel biri. Biliyor musun? Tanrı korusun ama hafızasını yitirse bile bir şeyi asla unutmaz. Benim doğum günümü. Vay canına. Çok güzel gerçekten. En sevdiğim marka. Aşima çok özel. Nelerden hoşlandığımı gerçekten çok iyi biliyor. Anneanne abla, bizimle dans etmeyecek misin? Hayır hayır. Ya siz? Ben mi? Ben dansa başlarsam burası 2 dakika içinde bu... Keseriya...